Merhaba arkadaşlar, bugün beyin yakan bilmeceleri bilmeye çalışacağız. Ve yine o güzel beynimiz yanacak. Siz de çözmeye çalışın bakayım, sizin beyninizde yanacak mı arkadaşlar? Bir tepede iki tane Kızılderili var. Evet. Biri diğerinin oğlunun babası. Hı hı. Bu kişinin akrabalık derecesi nedir? Baba oğul. Oğlunun babası kendisi oluyor ya da karı koca. Biri diğerinin oğlunun babasıysa ne olur? Bunlar baba oğul oluyorlar yine. Ben baba. Kızılderili baba oğul. Baba oğul kanka, değil mi? Bak, biri diğerinin oğlunun babası. Biri diğerinin oğlunun babası değil mi? Hı hı. Karı koca. Baba oğul mu oluyorlar? Kardeş mi oluyorlar? Karı koca oluyorlar abi. Bir diğerinin oğlunun babası. Yani evet. Karı koca. Anladın mı? Bunlar basit. Bunlar daha benim için ısınma. Bizde sıkıntı yok yani. 8 kişilik yarıştaki son kişiyi sollarsan kaçıncı olursun? 8. olursun. Şimdi 8.'yi sollayamazsın. Çünkü sen 8.'sindir birisini solluyorsan. 8 kişilik yarışta son kişiyi sollarsan... Bir dakika, son kişi zaten sensin. Yanlış. 7. mi olursun? Yanlış. 9 mu? Yanlış. Sonuncu mu? Hayır. 6. olursun, 7.'yi sollarsın. Değil mi? 6.'yi karıştırma yani. Cevap ne? Şimdi şöyle. 8 kişiyi sollarsan kaçıncı olursun? Soru bu. 8.'yi sollarsan... 8.'yi nasıl sollayacaksın? Zaten en geride sen varsan... Ya? Sollayamazsın. Çünkü sonuncu musun? Evet. Sen 8.'sin, tamam mı? Sen zaten en geridesin. Bir önünde 7. var. 7.'yi geçersen 7. olursun. Pardon, ne altısı ya? 7. olursun. Oğlum, son kişiyi sollayamazsın. Ben de onu diyorum. Son kişi zaten sollayamazsın. 6. olursun diyorsun. Hayır, 6'yı geç. Ne 6'yı da onu demin? Ya ben dedim zaten, son kişiyi sollayamazsın. Demek ki sen 8.'sin. Ya zaten en sondasın. 8. sensin bunun zaten. Bunun cevabı yoksa yani. Sollayamazsınız. Bunun cevabı ama verdim cevabı sanırım yani. Yani verdin gibiydi, sonra bir vazgeçtim birinci ama... 1. sollayan 1. olur, 2. sollayan 2. 3. sollayan 3. Ama 8.'yi sollayamazsın. 9. olman gerekiyor. Sollayamıyorsun yani. İşte. Aynen öyle. Aynen öyle. İyi, bunu bildim sayıyorum. Bir gün bir temizlikçi çok uzun bir gökdelenin en yüksek katındaki camları silerken yere düşmüş. Kadın ölmemiş. Bu nasıl olabilir? Camları iç taraftan temizliyordur. Dışarıdan camlarını temizlemiyordur. İp var. Kesin ip var yani. Kesin ip vardır hocam onda. Çünkü yere düşmediyse ip yok. Bu durduğu yere mi düşmüş? Durduğu derken? Yani bir platformun üzerinde duruyor ya. Platform yok. Platform yok. Direkt uçmuş ve aşağı düşmüş yani. Düşmüş. Yani yine hızlı verdim ama okeydi. Tamam, söylüyorum çünkü temizlikçi camları içeriden siliyormuş. Camları içeriden siliyormuş. Ama düşmüş deyince düşmüş abi. İlk verdiğim yanıt hani üzerinde durduğu yere düşmüş. Yani aslında aynı şey. Ben aynı şey değil. Dışarıda olduğunu düşündüm. Ben içinde olduğunu hiç düşünmedim. Aynen. Ama yaklaştım sayıyorum bunu da. Çinliler neden Japonlardan daha fazla pirinç yer? Çinliler Japonlardan neden daha fazla pirinç yer? Öyle miymiş ki? Öyle. Bir fikrin var mı? Bir fikrim harbiden yok. Bu seferkiler beni çok zorladı ya. Söyleyeyim mi? Evet. Çinliler neden Japonlardan daha fazla pirinç yer? Çünkü Çin'de 1 milyar insan yaşıyor. Japonya'da 200 kaç milyon Japonya'nın nüfusu. İşte onların 4'te 1'i kadar ya da 5'te 1'i kadar insan yaşıyor. Bu yüzden Çinliler daha fazla pirinç tüketiyordur diye düşünüyorum. Pirinç tarlaları daha mı fazlaymış? Ya? Tahmin et. Değil mi? Bildim değil mi? Evet. Aynen. Bu şeyde. Evet, iyiydi ya. İyiydim bunda. Evet, iyiydim. Ben çok farklı gidiyormuşum. Doğru. Doğru. Çünkü Çin'in nüfusu Japonya'nın nüfusundan daha fazla olduğu için. Suzan Hanım sekreterinden bir fincan kahve getirmesini ister. Hı hı. Sekreter kahveyi koyarken küpesi fincanın içine düşer. Hı hı. Fakat küpe ıslanmaz. Bu nasıl olabilir? Kahvenin tabağına düşmüştür demek ki. Yo, içine düşmüş. Küpesi ıslanmamış. Evet. Henüz koymamış o sırada. Neyi? Kahveyi. Kahveyi henüz doldurmamış olabilir mi? Suzan Hanım sekreterinden kahve istiyor. Suzan'ın hiçbir olayı yok bu arada bilmecede. Tamam. Suzan Hanım sekreterinden kahve istiyor. Bu olamaz herhalde ama. Bu muydu?
Doğru mu? Doğru. Bravo. Böyle miydi? Vallahi bravo. Kolaydı be bu. Fincan boş mu acaba? Kahve koymamış mı? Henüz daha koymamış, evet. Değil mi? Hı-hı. Bildin mi? Hı-hı. Beşinci soruda anladım mantığı. Artık çözdüm.